Ben hemen sunumu paylaşayım. Ekranı görebiliyorsunuz, değil mi? Evet hocam, bir sorun yok. Buyurun. Tamam, teşekkürler. Herkese merhabalar. Kübra Karabacak ben. Epsan firmasında araştırma ve inovasyon departmanında çalışıyorum. Bugün size farklı grafit türlerinin poliamid matrisli bir kompozit içindeki ısıl iletkenliğe etkilerini incelediğimiz bir çalışmamızla ilgili sunumumu paylaşıyor olacağım. G olarak poliamitten ısıl iletkenlikten, polimerlerdeki ısıl iletkenlikten ve yaptığımız deneysel çalışmalar ve bunların sonuçlarından bahsediyor olacağım. Öncelikle poliamit nedir? Asit ve amit gruplarından oluşan asit ve amin gruplarından oluşan yinelenen birimlerin birbirlerine amit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan polimerlere poliamitler deniliyor. Genellikle molekül yapıları çok düzenli, dolayısıyla dayanıklı, yüksek gerilmelere dayanıklı polimerlerdir. Yüksek kristal yapıya sahip olurlar. Molekül ağırlıkları genellikle yüksek ve lineer polimerler. Sert ve dayanıklı plastikler arasında da olurlar. En çok kullanılanları polyamit 6 ve polyamit 6-6'dır. Biz bu çalışmamızda polyamit 6'yı, naylon 6'yı kullandık. Isıl iletkenlik ise bir maddenin ısı iletme kapasitesi olarak tarif edebiliriz. Bildiğiniz gibi metallerde mükemmel bir ısı transferi var. Birazdan göstereceğim. Plastikler yüksek ısıl iletkenlik olarak genellikle yalıtkan malzemelerdir. Fakat termal iletkenlik özellikle verimli bir ısıtma soğutma çözümlerinin geliştirilmesinde çok ciddi katkıda bulunan ve malzemeyi ayırt edici bir özellik olarak günümüzde çok ön plandadır. Özellikle ısının bir maddeden geçme hızı da termal iletkenliği hesaplamak için kullanılabilir. Polimerler genel olarak bahsettiğim gibi ısıl iletkenlik göstermezler. Fakat biz ısıl iletken dolgu malzemeleriyle takviyelendirerek polimerlerin ısıl iletkenliklerini arttırabiliriz. Aşağıdaki tabloda çeşitli polimerlere ait ısıl iletkenlik değerleri var. Saf hallerinin bunlar. Gördüğünüz gibi hepsi zaten çok düşük. Hepsi yalıtkan seviyede. Özellikle savunma sanayi, otomotiv, makine, elektronik, tekstil, inşaat gibi birçok alanda son yıllarda özellikle iletkenliği arttırılmış polimerlerin çok ön planda. Özellikle termal iletkenlik, elektronik cihazların çalışması sırasında oluşan ısının dağıtılmasında çok önemli bir rol oynuyor. Bunlar LED lambalar, alan etkili dönüştürücüler, elektrokromik cihazlar, sensör uygulamaları, güneş pilleri ya da lityum iyon baterilerinin dış koruma kutuları gibi söyleyebiliriz. Elektriksel iletkenlikte aslında belli bir perkülasyon eşiğine ulaştığımızda çok ciddi bir iletkenlikte yükseklik bir artış görürüz, grafikte de görüldüğü gibi. Fakat termal iletkenlik aslında doğrudan bizim iletken olan dolgu maddemizin matris içindeki oranıyla bağlantılı. Doğru dispersiyon olduğu sürece dolgu maddesi arttırıldıkça termal iletkenliğimiz de artıyor. Bazı metaller ve plastiklerin ısıl iletkenlik karşılaştırmaları var tabloda. Gördüğünüz gibi özellikle cam, çelik, demir ya da alüminyuma göre plastiklerin ısıl iletkenlikleri çok daha düşük seviyede kalıyor. Fakat günümüzde çok fazla metallerin yerine artık ısıl iletkenliği arttırılmış polimerler kullanılabiliyor, tercih edilebiliyor. Bunların asıl sebepleri de plastiklerin sunduğu hafiflik, tasarım esnekliği, işlenebilirlik ve maliyet avantajları. Isıl iletkenlik için birçok farklı katkı da kullanılabiliyor. Örneğin metal tozları, grafit, karbon siyahı, gümüş, karbon nanotüp gibi bunların kendi ısıl iletkenlik değerleri çok yüksek ve polimer matrisi içinde uygun dağıtmayla ve uygun perkülasyonu sağladığında polimerin de ısıl iletkenliğini arttırıyor. Biz çalışmamızda ne yaptık? Üç farklı tipte grafiti %30 oranında polimer matrisin içine karıştırdık ve üretilen kompozitlerinde ısıl iletkenlik ve mekanik özelliklerini inceledik. Çift vidalı ekstrüderde erikten karıştırma yöntemiyle karıştırmalarımızı hazırladık. Daha sonrasında da tüm karakterizasyon testleri için enjeksiyon makinesiyle kalıplama yaptık. Isıl iletkenlik testleri için lazer flash yöntemiyle çalışan bir termal iletkenlik cihazını kullandık.
Darbe testleri, çekme kopma testleri ve yoğunluk testlerini tekrarladık her bir ölçüm numunemiz için. Kullandığımız farklı grafit türlerinden bahsedecek olursam, bunlara verdiğimiz kodlar var. G1 dediğimiz grafit türümüz genişletilmiş grafit, gördüğünüz gibi boyutu da çok yüksek diğerlerine göre. G2 dediğimiz bizim düşük partikül boyutlu kullandığımız grafit ve G3 dediğimiz de ortalama partikül boyutlarına sahip bir grafit türü. Yoğunluk testlerine baktığımızda üçünün de yoğunlukları aynı oranda, grafitlerin kendi yoğunluklarına göre de karşılaştırdığımızda zaten üçünün de %30 oranında beslendiğini yoğunluk testlerinden görebiliyoruz. Mekanik özelliklerini inceleyecek olursak, elastik modülü özellikle ortalama partikül boyutuna sahip grafit türünde çok daha yüksek diğerlerine göre ve düşük partikül boyutlu grafitimiz çok daha düşük özellikler sunuyor burada ve kopma mukavemetinde de benzer sonuçları görüyoruz. Burada düşük partikül boyutlu grafit türüyle beslediğimiz malzememiz daha esnek, daha yumuşak bir malzeme oluyor. Diğerleri ise daha rigid. Bu sonucu izot darbe dayanımı testinden de doğrulayabiliriz. Burada da özellikle düşük partikül boyutlu numunemizin sonuçları diğer numunelere göre 2 kat yüksek neredeyse. Bu sonuçta bu malzemenin daha tok, diğerlerinin daha kırılgan olduğunu bize gösteriyor. Mekanik özellikler olarak. Fakat ısıl iletkenlik değerlerine geldiğimizde, ki bizim için daha önemli olan nokta burası, özellikle genişletilmiş grafitin diğerlerine göre daha yüksek ve düşük partikül boyutlu grafit beslenmesinin ise aynı oranda kullanılmasına rağmen çok daha düşük bir iletkenlik sağladığını gördük. Burada gerekli perkülasyonun oluşmasında bu oran yetmiyor bu boyutlarda. Genel olarak sonuçlarımızdan bahsedecek olursam, bahsettiğim gibi biz %30 takviyeli olarak polimer matrisin içine çalışmalarımızı, karışımlarımızı hazırladık. Hem mekanik hem de iletkenlik özelliklerini birbiriyle kıyasladık. Burada en yüksek ısı iletkenliği bize genişletilmiş grafit veriyor. Mekanik özellikler için ortalama partikül boyutuna sahip grafit en iyi sonuçları sunuyor. Fakat darbe değerlerinde ise daha düşük partikül boyutlu grafit yaklaşık 2 kat daha iyi sonuç sunuyor. Burada özellikle grafit türlerinin, grafitlerin partikül boyutlarının ne kadar farklı sonuçlar gösterdiğini hem ısı iletkenlik hem de mekanik sonuçlar olarak tespit etmiş ve görmüş olduk. Bunlar da kaynaklarım. Benim sunumum bu kadardı. Teşekkür ederim herkese dinlediğiniz için. Sorunuz varsa yanıtlamaya çalışayım.